Aslında asıl mesleğim, profesyonel mesleğim diş hekimi. Diş hekimliği 1980'den beri diş hekimliği yapıyorum ama çocukluk yıllarımdan beri babamın fotoğraf çektiğine tanık oldum. Fotoğrafa ilgi duydum, yani merak ettim aslında. 2000'li yılların başında Mersin Fotoğraf Derneği'nde oradaki dernek öğretmenlerinden fotoğrafla ilgili bir eğitim aldık. Temel fotoğraf eğitimi aldık. Ardından karanlık odada da çalıştık bir süre. Daha sonraki yıllarda ben emekli olduktan sonra bir dönem Bodrum'da muayenehanecilik yaptım, Turgut Reis'te. Orada bir hastam bana İstanbul'da bulduğu bir koli cam negatif getirdi. Ben yaklaşık 2 yıl o cam negatiflerin içindeki görüntüleri tespit etmeye çalıştım, üzerinde çalıştım. Bu arada negatiflerin, camların üzerinde kurşun kalemle ancak ışığa tutulduğunda parlayan bazı notlar olduğunu da fark ettim. Onları da derledim. Fotoğraflar farklı boyutlardaydı. Boyutlarını ölçtüm, cam kalınlıklarını ölçtüm. Yani bana bilgi verebilecek bütün bilgiyi bu camların üzerinden almaya çalıştım. Bir süre sonra Mersin'e geri döndük. Hem muayenehane olarak ya da yaşamak için kendi yerlerimize geri döndük. Sıkıldık Turgut Reis'ten belki. Ve Mersin Fotoğraf Derneği'nden bir hocamız bu benim derlediğim fotoğrafları yayınlamayı önerdi. Fotoritim dergisinde bir e-dergidir, internet dergisidir. Fotoritim'de yayınlandı bu makale olarak. Çok ilginç temaslar oldu, arayanlar oldu. Başka şeyler için aradılar. Daha çok insanlar ellerindeki cam negatif koleksiyonları nasıl böyle değerlendirebiliriz, görüntüsünü ortaya çıkarabiliriz, yöntem nedir diye sormak için arıyorlardı. Ben bunlardan bir fotoğraf gösterisi de hazırladım. Mersin'de fotoğraf severlerle, sanat severlerle bunu paylaştım. Arkasından bana bir grup cam pozitif fotoğraf geldi. Bu sefer de slide şeklinde ama cama çekilmiş slide'lar. Yaklaşık 422 civarında slide. Bir hocamıza bunu bir yemek sırasında bahsettim. O da bir yüksek lisans çalışması ile bunları çalışılmasını önerdi. Ve üniversitede işte gerekli sınavlardan sonra yüksek lisans çalışmasına başladım. Fotoğraf tarihi ile ilgili. Ve çalışmanın adını da koyduk. Görsel kayıt tarihinde cam negatif ve pozitifler dedik. 2 tane danışmanım var. Birisi işte Fotoritim dergisinde bu yayını yapmamı olanak veren Baybars Sağlam Timur hocamız. Doktor öğretim üyesi Mersin Üniversitesi'nde Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde Profesör Candan Ülkü yine danışmanımdı, yüksek lisans danışmanımdı. Ve bu cam negatifler üzerine, fotoğraf tarihi üzerine artık daha derli toplu, daha sistematik, daha bilimsel bir çalışma yaptık. Çalışma olanağı buldum hocalarım sayesinde. Fransızlar icat etmeyi seven bir millet ya da bir ülke. Niyepçe demiştik, fotoğrafı ilk kalıcı görüntüyü üreten ya da icat eden kişi. Bunlar birkaç kardeş aslında. Kendisi Fransa'da bu işleri araştırırken diğer kardeşler İngiltere'de içten yanmalı motoru icat ediyorlar. Patlamalı motoru icat ediyorlar ve Napolyon'a da bunu gösteriyorlar. Sen Nehri üzerinde bir motora bu tekneye bu motoru bağlıyorlar ve akıntının ters yönüne yük taşıyorlar ve patentini alıyorlar. Napolyon 10 yıl garanti ediyor. Yani bunu hiç kimse kullanamayacak onlardan başka. Şu an bizim otomobillerde kullandığımız motorun temel düşüncesi bunların bu buluşudur ve büyük olasılıkla motor üreten satan bütün firmalar bunlara şu an patent ödüyorlar. Bu aile mucit bir aile. Bu fotoğraf ilk kalıcı görüntüyü elde eden Niepce söz gelimi
O zaman henüz çok yeni pedalı da yok. Bisikleti kendince geliştiriyor ve bu bisiklete Dandy Horse diyor. Yani züppe at. O zaman insanlar ata biniyor. Bisiklet çok yeni. Yavaş yavaş gelişiyor bisiklet meselesi. Bisiklet üzerine de düşünüyor. Kendi ürettiği bisikletle kasabanın içerisinde yaşadığı kentte geziyor ve eğleniyor. Herkes de hayretle izliyorlar. Indigo bitkisini araştırıyor Niyepçe. Bu kumaşı mavi boyamak için kullanılan bir bitki. O dönem için çok önemli belli ki bu boyayı yapabilmek. Onu araştırıyor. Kabaktan nişasta nasıl üretilir onu araştırıyor. Daha bunun gibi başka konuları da araştırıyor. Ama en çok üzerinde durduğu, dönüp dönüp çalıştığı konu fotoğraf oluyor. Kalıcı görüntüyü elde edebilme oluyor. Ki o dönemde insanlar daha çok gravür yapıyorlar. Asit indirmeyle taşa ya da ahşaba ya da metale asit indirerek görüntülerin, gravürlerini oluşturuyorlar. Artık Niyepçe'de güneş ışığını kullanarak bir çeşit gravür yaptığını düşünüyor ve ilk kalıcı görüntüyü ve bugün günümüzde kullanılan fotokopi teknolojisinin aslını da temel düşüncesinde buluyor aslında. Yani bugün onun geliştirdiği yöntem fotokopi olarak yaşamını sürdürüyor. Aslında ilginç bir şekilde milattan önce 5. yüzyılda Çin'de Moti diye bir adam karanlık bir oda yapmış ve bir odaya bir delik açmış. İnsanları da içeri oturtmuş. Dışarıda hareket eden, böyle dans eden dansçıların görüntüsü ters bir şekilde odanın duvarına düşmüş. Fakat içeridekiler yani olayı anlayamamışlar. Bunu bir büyü, sihir falan olduğunu düşünmüşler ve çok korkmuşlar. Korkuyla bağırış çağırış dışarı kaçmışlar. Böyle bir deneyim var, tarihe geçmiş. Onun dışında da güneş tutulmasını izlemek için güneşe bakamayacaklarından bir metal plakaya bir delik açmışlar ve görüntüyü bir zemine düşürmüşler. Güneşin tutulmasını izlemişler. Bu aslında fotoğraf meselesindeki en temel hareket noktası olarak söz edilir. Ve bu Moti'nin odada, karanlık odada elde ettiği görüntü meselesi. Ardından yine bu karanlık odadan, kamera obscura denilen bir düzenekten, karanlık kutudan Alhazen'in el yazmalarında, İngiltere'deki saklanan bir belgeye göre bahsedilir. Leonardo da Vinci ve ondan sonraki kuşaklar karanlık oda üzerinde çalıştılar ve karanlık oda şu an fotoğraf makinesinin ya da fotoğraf meselesinin temelini oluşturdu. Kamera obscura düzeneği, ki bu karanlık kutunun önüne açılan delik, daha sonra üzerine bir mercek konuyor, sonra mercekler çeşitlendiriliyor ve günümüzde kullandığımız belki kameralar haline geliyor diyebiliriz. Burada gördüğünüz bir kamera, stüdyoda kullanılmış bir kamera. Bir oda, içine ışık sızmıyor ama arkadan, önüne taktığımız objektifin görüntüsünü arkadan bir camdan izleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir ayar yapabiliyoruz ve modelimiz hazır olduğunda filmi yerleştiriyoruz ya da camı yerleştiriyoruz, pozluyoruz ve makine açılıp kapandığı an, objektif açılıp kapandığı an fotoğraf çekilmiş oluyor. Kamera obscura buna benzer, bunun daha ilkel bir haliydi. Ama günümüzdeki analog fotoğraf makinelerinde aynı prensip ve film banyosunun kart baskısının yapıldığı ortamlarda aynı prensip bugüne kadar sürdü. Aynayı düşünelim. Ayna nedir? Cam, arkasında bir sır var. Bu arkasındaki sır
Diyelim ki kalay, diyelim ki gümüş. Baktığınız zaman, o yüzeye baktığınız zaman görüntü pırıl pırıl parlatılmış bir metale düşen görüntünüze göre daha net. Suyun üstünde gördüğünüz kendi görüntünüze göre çok daha net. Ve insanlar ayna denilen bir düzenek bulmuşlar. Sonra da insandan şunu düşündüler. Aynadaki gördükleri bu görüntüyü önünden çekildikten sonra kayboluyordu. Onu sabitleyebilir miyiz düşüncesi oluştu. Ve kamera obscura'da işte o görüntü sabit hale geldi. Bunu 1820'li yıllardan itibaren araştıran Fransız bir mucit, Niepce diye söyleyelim. Fransızcasını belki başka türlü okuyabilir Fransızlar. 1820'lerde başladı ama 1826'da ilk kalıcı görüntüyü metal bir yüzeye evinin damında bir görüntüyü elde etti. İlk kalıcı görüntü bu. Kısa süre sonra, yani birkaç yıl içerisinde yine bu işlere meraklı, böyle resimle uğraşan, operadaki görüntülerle uğraşan, marangozluktan da gelen, mobilya işlerinden de gelen bir başka Fransız, Daguerre diye bir Fransız'la ortak oldu Niepce. Ortaklığı da şuradan geliyor, tanışmaları şuradan geliyor. Paris'te bir mercekler üzerine çalışan bir aile var. Özellikle teleskop mercekleri, benzer mercekler üzerine. Bu aile, bu iki insanın birbirlerine fayda vereceklerini ve bu icatta ilerleyebileceklerini düşünmüş olmalı ki bu ikisini tanıştırdı ve bu iki araştırıcı ortak oldular ve sonunda Daguerre bir yöntemini geliştirdi. Niepce o sırada vefat etti maalesef ve göremedi Daguerre'nin bu işin patentini aldığı, ama Daguerre tip denilen metalin üzerine ilk kalıcı görüntüyü kaydetme yöntemini geliştirdi, bir noktaya vardırdı ve bunu Fransız Bilimler Akademisi'nde kayıt altına aldırdı. Yıl 1839'dur. O günden sonra fotoğraf, aslında fotoğraf değildi o günkü adı, Daguerre tipti. Daguerre tipi geliştirdiler ve bir süre sonra özellikle İngiliz Talbot kağıda da çekti. Kağıttan negatiften pozitife de çekerek asıl fotoğraf, bugünkü fotoğraf dediğimiz anlamdaki fotoğrafı elde etmeyi başardı. Talbot tip denilen bir yöntem icat etti, patentini aldı. Pek çok materyal kullanıldı fotoğraf üretebilmek için, baskı yapabilmek için. Hem kimya hem fizik, yani optik, mercekler ve diğer mekanik meseleler ve materyal. Materyal meselesi ile bir sentezdir aslında ve sanat tarihinin de içine girmektedir. Çünkü fotoğraf icat olduktan bu yana yaklaşık 170 yıl geçti. Bu 170 yıl içinde özellikle işin ilk başında metal yüzeye ya da kağıda çekilen ve cama çekilen fotoğraflar estetik kaygılar da taşıyordu ve insanın eliyle yaptığı müdahaleleri de içeriyordu. Ve sanat tarihinin konusu haline gelmiş durumda. Onun için fotoğraf sanat tarihinin içerisinde değerlendiriliyor. Kezzapta, yani nitrik asitte eritilmesiyle ya da sülfürik asitte eritilmesiyle, daha sonra alkol ve eter karıştırılmasıyla elde edilen bir madde kolodyon. Dumansız barut diye de adlandırılan bir madde. Bu madde öncelikle tıp alanında kullanıldı. Yaraların iyileştirilmesinde, yanık yaraların üzerinin örtülmesinde kullanıldı. Daha sonra bunu fotoğrafçılıkta Henry Ford Archer 1847'lerde bu ışığa duyarlı maddeler ekleyerek camın üzerinde denedi. Ve sonra bunun patentini almıştır ve ilk kamera obscura'da cam üzerinde negatifleri elde etmiştir. 1850'lerden, 55'lerden sonra artık yaygın biçimde cam negatifler
dünyanın pek çok noktasına doğru yayıldı. İnsanlar bu camlarla fotoğraf elde ettiler. Yani bunlardan örnek vermek gerekirse İngiltere'de kraliyetin Kırım Harbi'ni 1855'lerde yine izlemek üzere gönderdiği Roger Fenton'ı söyleyebiliriz. Ya da Avrupa'dan yola çıkıp Orient'e, yani Orta Doğu'ya, Mısır'a ve Anadolu'ya, İstanbul'a gelen Avrupalı gezgin fotoğrafçıları sayabiliriz. Bunlar yanlarına getirdiği camları görüntü almaya elverişli hale getirdikten sonra negatifleri elde ediyorlardı. Fakat camlar dezavantajları vardı. Kırılgandılar, taşımak zordu ve sayı çok azdı. Bizim konumuza giren cam negatifler 1920'lere kadar çok yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Bunlardan, negatiflerden cam üzerine ya da kağıda basarak pozitifler de elde edilmiştir. Elle renklendirildiğini biliyoruz. Retuşlar olduğunu biliyoruz. Bunlar ışığa yine fotoğraf malzemeleriyle duyarlılaştırılmış kağıt üzerine pozitifleri elde edilerek bugün albümlerin içerisinde ya da çok eski koleksiyonlarda baskılar bulunmaktadır. Zaten fotoğrafların negatifleri değil, pozitif basılmış hallerini müzelerde, koleksiyonlarda görüyoruz. Cam negatiflerin hasar görmesi, nemden ve ısıdan etkilenmesi çok kolay. Bu nedenle saklanmaları, restorasyonları ve günümüzde sayısal ortama aktarılmaları uzmanlık gerektiriyor. Cam negatiflerden sonra camın üzerindeki görüntü katını alıp kağıdın üzerine aktardılar ve kağıt tabanlı filmler elde edildi. Ve bu kağıt tabanlı film rulo haline getirildi Eastman Kodak tarafından. Ve yine kendi ürettiği kutu şeklindeki Brownie kameraya yerleştirdi ve ticari hale geldi ve bütün dünyaya yayıldı. Fotoğraf filminden söz ediyoruz. Bu aslında sinemanın yolunu da açtı diyebiliriz. Filmler önce siyah beyazdı. Daha sonra kırmızıya duyarsız film geliştirildi. Ardından kırmızıya duyarlı filmler geliştirildi. Renkli film dönemi yaşandı. Ve yakın zamana kadar film fotoğraf dünyasında, görüntü dünyasında çok önemli bir yer tuttu. Bunların arşivlenmesi, saklanması, bunlardan kartlara baskı yapılması da incelenmesi gereken bambaşka bir süreç. Ve sonunda görüntünün dijital hale getirilmesi, dijital kameranın üretilmesi, yine Kodak'taki bir mühendis tarafından olduysa da Eastman Kodak bunu sahiplenmeyi kaçırdı ve dünya fotoğraf teknolojisi bambaşka bir yere gitti.